Hizbullah'tan İsrail'e yönelik misillemeyi İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı ve Marmara Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü öğretim üyesi Doçent Doktor Serhan Afacan NTV yayınında değerlendirdi. Lübnan'la İran'ı bu manada ayrıştırmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, Hizbullah'la İran arasında belki bir devletle bir örgüt arasında olabilecek en üst düzey organik bir ilişki var. Bu bilinen bir şey. Ama İsrail'le ilişkileri ve gerilimleri söz konusu olduğunda Hizbullah'ın gerçekliğiyle, koşullarıyla İran'ınkinin bir hayli farklı olduğunu görüyoruz. Hizbullah sonuçta İsrail'le işte mavi hat olarak adlandırılan bir sınır paylaşıyor. İran ise İsrail'den takriben 2000 kilometre kadar uzakta. Dolayısıyla bu çatışmanın mahiyetini etkiliyor aynı zamanda ve diğer taraftan Hizbullah uzunca bir süre, özür dilerim, İsrail uzunca bir süre Lübnan'da işgalci güç olarak var oldu. Biliyorsunuz 2000 yılında tam anlamıyla çıktı ve orada mavi hat çekildi. Ancak İran ile İsrail arasında hiçbir zaman bu tür toprağını işgal etme, toprağına doğrudan saldırı düzenleme, yani işgal maksadıyla böyle bir durum söz konusu olmadı. Dolayısıyla Hizbullah'la ben İran'ın durumunu farklı olduğunu ve zaten İran'ı İsrail olan bu gerilime esasen çok da jeopolitik bir zemini olmadan ideolojik sebeplerle girdiğini düşünüyorum. Bu ayrı bir tartışma konusu elbette. 79'a kadar gitmemiz gerekir. Mevcut durumda da ikisini birbirinden ayrıştırmak gerektiğini düşünüyorum. Şu, İran ile İsrail'in karşı karşıya, doğrudan karşı karşıya geldiği bu safha 1 Nisan'da İsrail'in başlattığı, İran'ı doğrudan en azından uluslararası hukuk anlamında toprağında vurmak suretiyle konsolosluk binasında Şam'da ve İran'ın misilleme yapması suretiyle yaşanan bu safha istisnai bir safhaydı. İran bunu ileriye taşımak istemiyordu ama İsrail ileriye taşıma niyetinde olduğunu gösterdi ve bu sefer Tahran'da İsmail Haniye'yi vurdu. Ama İsrail ile Lübnan arasında 7 Ekim'den bu yana dahi binlerce defa karşılıklı ateş oldu. Saldırılar oldu ve bunların %80-85'ini İsrail düzenledi. Dolayısıyla belki ikisini birbirinden ayırmak ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin geniş anlamıyla ideolojik, mevcut konjonktürel anlamıyla da dönemsel olduğunu, Lübnan ile İsrail arasındaki gerilim ve çatışmanın ise çok güçlü temellerinin bulunduğunu ve çok jeopolitik bir çatışma olduğunu belki tespit etmek faydalı olabilir. Lübnan zaten kendi içinde başlı başına çok tartışılması gereken uzun önemli araştırmalara konu olmuş bir ülke. Bilindiği gibi 1975 ila 90 yılları arasında kendi içinde çok yıkıcı bir iç savaştan çıktı bu ülke. Evet. Ve zaten orada oluşturulan statü, daha öncesinde de var olan, sürdürülen statü, Müslüman Sünniler, Müslüman Şiiler ve malumlar arasında ülkeyi kendi içinde bir kırılgan vaziyete getirdik. 2022 yılından bu yana Cumhurbaşkanı da seçilemedi. Dolayısıyla Lübnan'ın kendine ait problemleri var. Ve Lübnan'ın içinde, devlet içinde devlet, belki bizatihi devletin kendisine haline gelmiş olan bir Hizbullah var. 82 yılında İran'ın doğrudan maddi manevi her türlü desteğiyle kurulmuş olan bir örgüt. Ama diğer taraftan işgalci İsrail devleti var. Bu devlet sadece Lübnan tarafından değil, Suriye tarafından da, Ürdün tarafından da her ne kadar 94'te bu statü değişti de, 78-79'a kadar Mısır tarafından da işgalci kabul edilen bir devlet. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki mücadele, özellikle Hizbullah ile İsrail arasındaki mücadele hem jeopolitik az önce de ifade ettiğim gibi hem de ideolojik bazı temeller üzerine oturuyor.